Merhaba değerli arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye her 10 yılda bir darbe, bir muhtıra, bir olay, bir film oluyor. Rejim kendisine tehlikeli gördüğü grupları, insanları, yapıları ne yapıyor? Tasfiye etme planı yapıyor. Bunu bazen insanlığa karşı işlenen suçlarla, bazen soykırımla, bazen de çeşitli mobbing, baskı, ötekileştirme, dışlama gibi çeşitli vasıtalar kullanarak bunu uyguluyor. Bu uyguladıkları zulüm şiddeti karşısındaki tehlike gördükleri, yani rejimin tehlike olarak gördüğü kişi, grup, sosyal yapılara yönelik uygulanan sistematik bir yok ediş, sistematik bir soykırım çalışmasıdır. İşte bunun düzelebilmesi için öncelikli olarak ülkenin gerçekten bir hukuk devleti, gerçekten bir demokrasi, gerçekten bir insan hakları olması, işlemesi gerekiyor ki herkes kendini güvende hissedebilsin. İşte böyle bir güvenlik olmadığı durumlarda kim için? Hükümetin, rejimin, sistemin tehdit olarak gördüğü ve sisteme taammüden adam öldürmek gibi taammüden insanları yok etme kararı almış bu rejim ve elemanları ve ekiplerinin affı, vicdanı, insafı yok gibi duruyor. Elbet bunlar içi boş bir çuval. Evet, bunlar önemsiz gösteremeyiz. Şu an bütün devlet mekanizmaları ellerinde. Bunlar şu an devletin bütün imkanlarını, nimetlerini kullanarak rejime uymayan bütün herkesi tasfiye etme kararı almış. İktidarıyla, muhalefetiyle beraber hareket ediyorlar. Bunu son yaşadığımız bütün seçimlerde hep beraber gördük. Geçen seçimde de gördük. Gerçekten muhalefetin tabanı ciddi bir gayret etti. Ciddi bir mücadele verdi. Ama en sonunda ne gördük? Türkiye'de demokrasi varmış havası estirdi muhalefet. Önce problemi konuşuyorlar. Sonra ortaya bir problem çıkıyor. Sonra bu problemi kim yaptı? 128 milyar dolar hesabını soracağız diyor. 438 milyar dolar hesabını soracağız diyorlar. Anam, babam, soran, soruşturan bir şey yok. Bütün savcılar, hakimler, iş yapan, devlet kamu bürokrasisinde çalışan herkes tasfiye edildi. Güya rejimin sistematik olarak muhalefet gördüğü insanlar tasfiye edildi. Peki be kardeşim, be adam, be insan, be muhalefet, ey insanlar. Bu Türkiye'de sadece cemaatin hakim savcıları, polisleri mi vardı yani? Kemalistler, solcular, ateistler, deistler neredesiniz? Niye dava açmıyorsunuz? Ya arkadaşım niye dava açmıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz sizler? Ya bir tane mi solcu, bir tane mi CHP'li, bir tane mi muhalefet, savcı yok, hakim yok ya? Bu kadar yapılan zulme, insanlık dışı uygulamalara, bu kadar soykırıma, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar yapılan yanlışlıklara niye göz yumuyorsunuz? Mesele cemaat meselesi değil. Mesele rejim meselesi. Sizler rejimin bekçiliğini yapıyorsunuz. Türkiye'nin, vatanın, bayrağın, insan haklarının, insanların hakkını savunmuyorsunuz. Siz ey 600 milletvekili o koltuklarda oturuyorsunuz ya, işte o koltukların hakkını vermiyorsunuz. Sizin %70, %80'iniz müteahhit. Devleti sömürüyorsunuz. Geri kalan %25-30 da onlar da sizin ayak işlerinizi yapıyor. 3-5 tane içinizde işe yarayan insan ya var ya yok. Bu kadar zulme alkış tutuyorsunuz. Bu kadar zulmü durduramıyorsanız ne işiniz var orada ya? Ne işiniz var orada? İşte böyle bir Türkiye'de önümüzdeki 5-10 yılda ben bir gelecek göremiyorum. Ne kendinizi harap edin, ne de çocuklarınızı yıpratın, ne de geleceğinizi heba edin. Eğer sizler gerçekten vatanını, milletini seven insanlarsanız bu zulümlere karşı dur demeniz gerekiyor. Bu hukuksuzluklara dur demiyorsanız, o sarı öküzü kaptırmayacaktınız. Ya da derler ya, o Ermeni'yi dövdürmeyecektiniz. Hangisini alırsanız alın fark etmez. Neticede bana dokunmayan yılan 1.000 yıl yaşasın diyenler, şimdi sıra herkese tek tek dokunuyor. Dün çok yaşa hükümet, çok yaşa kralım diyenler, şimdi mitingler, gösteriler, toplantılar, şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar arkadaşlar? Ellerim kırılsaydı doyu vermeseydim diyorlar.
Evet. Önümüzde Mart ayında seçim var 2024'te. Yani güya hilafet 1924 3 Mart'ta kaldırıldı ya. Onun acısını alan eski rejim yıkılacak, yerine yeni rejim gelecek havaları şimdiden estirilmeye başladı. Bununla yani zalimin zulmü karşısında mağdurlar zalimden daha fazla mücadele etmediği sürece birbirinize iftiralar, yalanlar, itiraflar atmadığınız sürece bu iş bitmez. Yani zalimin zulmünden daha çok mücadele edeceksiniz ve iftiralar, itiraflar bitecek ki o zaman bu süreç bitsin. Ha yoksa hani Süleyman Demirel'in dediği gibi tencerenin yıkamadığı bir hükümet, boş tencerenin yıkamadığı bir hükümet yok diyor ya. Evet bir gün. Bir gün hiçbir hükümet baki kalmadı. Elbet bir gün, elbet bir gün bu hükümet de gidecek. Öbürü de gidecek. Sürdürülebilir değil. Yani zulümle bir şey sürdürülebilir değil. Ama madem Türkiye'de hukuk işlemiyor, anayasa askıya alındı. Pratikte güçler ayrılığı yok. Yasama, yürütme, yargı güçler ayrılığı yok. Uygulanmıyor. Basın medya özgür değil. Muhalif bir basın yok. Muhalif gibi görünen var. Hükümete muhalefet ediyormuş gibi gözüküyor. Hükümetin çizdiği sınırlar içerisinde. Yani 3-5 tane gazeteci ya var ya yok. Yani Türkiye'den sizin rahat haber yapma şansınız yok. İşte böyle bir ortamda değerli dostlar, cennet vatanını cehenneme çevirdiler. Hep dinledim. Gelenleri dinledim, takipçilerimi dinledim. Şunu gördüm. Ya bugüne kadar niye gelmediniz? Neyi beklediniz diye sordum. Ne dediler biliyor musunuz? Ne diyorlar? Bu seçimde gidecekler. Rüyasını gördük. Bu seçimde gidecekler. Arkadaşlarım bu seçimde gidecekler. Ya bu kadar da olmaz. Bu seçimde gideceklerini düşünüyorum. Baksana muhalefet gerçekten güzel çalışıyor dediler. Peki ne oldu? Gittiler mi arkadaşlar? Ha elbet gidecekler. Bakın elbet gidecekler. Kesinlikle gidecekler. Buna yürekten inanıyorum. Yani ceketini koysa kazanır. Ben buna inanmıyorum. Elbette gidecek. Ama sorun şu. Bunların gidebilmesi için hem yurt dışında bulunan hem de Türkiye'de bulunan bütün muhaliflerin rejimin karşı birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa bugün A grup, yarın B grup, yarın C grup, öbürküsü gün D grup. Herkes kendisiyle ilgili mücadele yaptığı bir yerde bu başarıyla bu işler olmaz. Ciddi hem sahadaki çalışmanın resmi kurumlarda da uluslararası alanda da baskısının oluşması gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece inanın kendinizi harap ediyorsunuz. O zaman madem Türkiye'de mücadele edemiyorsunuz, böyle bir gücünüz yok ve gelecek beklentiniz de yok. O zaman lütfen kendinize bir iyilik yapın. Eşinize ve çocuklarınıza bir iyilik yapın. Yurt dışına çıkın. Bir ayağınız yurt dışında olsun. Eğer bekarsanız ya hiç yoktan yurt dışında oturma izni, çalışma izni, vatandaşlığı olan birisiyle evlenin. Ya da yani evleneceğiniz insan boyacı küpü değil. Hiç yoktan yeşil pasaportu, gri pasaportu olan anında yurt dışına çıkma kolaylığı olan birisiyle evlenin. Ya da yurt dışında bir iş kurun, şirket kurun. Oturumunuzu yurt dışında alın. Ya da yurt dışında gayrimenkul edinin. Ya da yurt dışına çalışma vizesiyle, iş arama vizesiyle, akademik kartlarla, akademik çalışmalarla, ustalık kalfalık belgesiyle, sadece Almanya değil, İngiltere'si, Almanya'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı, Macaristan'ı, Çekya'sı, Polonya'sı, Hollanda'sı, İsveç'i, Finlandiya'sı, Norveç'i, Amerika'sı, Kanada'sı dahi, İngiltere'si, çoğu ülke, hatta Güney Kore'si, Yeni Zelanda'sı, Avustralya'sı, bunlar hepsi şu an işçi arıyor. Siz size uygun bir iş modelini bulun. Bulabilirsiniz. Bizleri takip edin. Bu noktada sizlere yardımcı olmak için gayret gösteriyoruz. Yayınlarımızda bu imkanlardan şimdi ülke ülke dolaşmaya başlayacağım. Sizlere hangi ülkede hangi şartlar var, hangi imkanlar var bunlardan anlatacağım. Ama Allah aşkına bir ayağınız yurt dışında olsun. Benim vatanım, benim bayrağım, benim kara toprağım, benim denizim, dağım deyip durmayın. Benim anam, babam, kardeşim, bacım. Evet, bunların hepsi bir gerçek
Bunlar bizim için çok değerli. Bizim derdimiz vatan, bayrak, toprak değil. Bu vatana, toprağa, bayrağa zulmeden, işkence yapan, bu bayrağa, vatana soykırım ve insanlık dışı suçları, insanlığa karşı işlenen suçları ve soykırımı yapan ve bunun için erinmeden, çekinmeden diktatörlüğünü ilan eden bir rejim var. Bir sistem var. Bu sisteme karşı dur demek için uluslararası arenalarda ciddi bir baskı yapmak lazım ki bunlara ancak dur diyebilirim. Hoyratçana devletin bu imkanlarını kendi çevrelerine ve imkanlarına peşkeş çekiyorlar. Dağlar, tepeler, ormanlar. Siz istediğiniz kadar sokaklarda bağırın, meydanlarda bağırın. Sarıköz gitti. Türkiye'de kendinizi kurtarma şansınız şu an yok. Geleceğinizi kurtarın bari. Çocuklarınızı ve kendinizi kurtarın o zaman. Lütfen bir ayağınız yurt dışında olsun. Ya eğitim yoluyla, ya üniversite yoluyla, ya meslek eğitim yoluyla, ya iş arama vizesiyle, ya çalışma vizesiyle, ya mavi kartla, ya yeşil kartla, ya fırsat kartıyla, ya şans kartıyla, ya evlilik yoluyla, ya iltica yoluyla bir şekilde ama bir şekilde bir ayağınız yurt dışında olsun. Kendinize bir iyilik yapın. Diyeceksiniz ki kolay mı? Evet, kolay değil. Hepimiz bu zorlu yoldan geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Ama bir yerden başlamalı değil mi? Türkiye'de kalıp ümitsizlik yollarını neden kendinize aşılıyorsunuz ki? Çıkın yurt dışına, bir ümit, bir yeşillik, bir dünya görün. Yaşama sevincini kazanın. Mücadele aşkını, şevkinizi kazanın. Dostlarınıza yardımcı olun. Önce kendinize, çocuklarınıza, evlatlarınıza, geleceğinize yatırım yapın. Bakın her şeyin bir anda ne kadar güzel değiştiğini göreceksiniz. İnanıyorum Türkiye'yi yine bu yurt dışına çıkan insanlar kurtaracak. Bunların iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye kurtarma gibi bir derdi yok. Bunlar maaşlarına, maaş zamlarına, zam saraylarına, fatura üstüne fatura, bütün bu faturaları da size ödetiyorlar. Ama gelin, siz bari kendinizi kurtarın, aklınızı başınıza toplayın. Mutlaka bir el sanatı öğrenin. Mutlaka bir tadilat işi öğrenin. İlk başta zanaatkarlık öğrenin. İnan Türkiye'de debelenmektense Afrika'da balta girmemiş ormanda biraz daha huzurlu, daha mutlu olursun ya. Hiç yoktan kuşların sesini, güneşin rengini, yaprakların hışırtısını duyarsın. Şu an Türkiye'de milletin birbirine bağırmasını, stresini, gürültüsünü, arabaların korna sesini, insanların bağırmasını, aman bunlar duyuyorsunuz. Tercih sizin. Benim tavsiyem bir ayağınız yurt dışında olsun. Bu noktada bizleri takip edin. Sizlere çok güzel çalışmalar, çok güzel videolar paylaşacağım. Mesela Moldova. Evet, vizesiz gidilen bir ülke. Kimlik kartıyla gidilebilen bir ülke. Mesela Moldova'dan alınan tutumlar rahatlıkla Avrupa Birliği'ne gidebiliyorsunuz. Moldova'dan alınan seyahat belgesiyle rahatlıkla Avrupa Birliği ülkelerine girip çıkabiliyorsunuz. Harika bir şey yani. Kimlikle gidilebilen bir ülke yani. Mesela şu an özellikle Almanya başta olmak üzere fırsat kartı, şans kartı, eğitim kartı, ustalık, kalfalık belgesi olanlar, öğrenciler, meslek eğitim gibi bir sürü imkanlar tanıyor şu an. Ya sadece yapmanız gereken evraklarınızı toplayıp ilgili daireye göndermeniz yani hepsi var. Vize müracaatı yapmanız, ya yapmanız gerekenlerden bir tanesi bir iş bulmanız yani. Ne olur ne kaybedersiniz? İstediğiniz zaman Türkiye'ye gidip gelebiliyorsunuz. Ne kaybedersiniz yani? Bir ayınız yurt dışında olsun. Bir şey kaybetmezsiniz. Kendinize iyilik edin. Bence çıkın.